internet üzerinden ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıklar var. Bu genellikle dünyanın başına bela. Fakat Türkiye'de de izliyorum, çok daha kolay şekilde Türk vatandaşlarını dolandırıyorlar. Geçenlerde Halk TV'de Murat Ağırel anlatmıştı. Gece ele geçirdikleri hesap üzerinden gece yarısı hesabın sahibi evinde uyurken kredi başvurusunda bulunup kredi çekebiliyorlar. Çektikleri parayı başka hesaba aktarıyorlar. Oradan oraya, yani paranın ulaşılması mümkün olmuyor. Bu normal şartlarda mümkün değil. Mümkün değil. Sebebini söyleyeyim. Bir kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman bankaya zaten fiziksel olarak başvurmanız gerekiyor. Bankanın normalde internet üzerinden bu şekilde başvuruyu kabul etmemesi gerekiyor. Normal şartlarda banka sizi bilmesi gerekiyor, tanıması gerekiyor. Ha, hesap, zaten hesabınız var diyeceksin. Prosedürün bankanın da kendine göre bu dolandırıcılıklara karşı kendi müşterisini korumakla yükümlüdür. Bunun sorumluluğu vardır. Bu aslında bu şekilde bir dolandırıcılık mümkün olmaması gerekiyor. Bu şekilde Murat Ağırel'in anlattığı şekilde binlerce kişi dolandırılmış. Normalde normal değil bu şekilde dolandırma türü. Ben kredi için başvurdum. Benim her şeyimi incelediler. Yaklaşık bir hafta 10 gün sürdü. Onun neticesinde de kabul ediyorlar veya reddediyorlar. Bunun bir süresi var, araştırma süresi var. Alışveriş yaptığım büyük bir mağaza var. Günlük ihtiyaçtır, yani süpermarketin büyütülmüşü. Buradan alışveriş yapıyorum. Burada alışveriş küçük bir meblağ. Kullandığım kart bankaya ait. Banka yazı gönderdi. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Kartımı iptal etti. Sonra bana yeni bir kart gönderdi. Meğersem o mağazanın, yılda bir kere alışveriş yapıyorum, o mağazanın hesaplarına girilmiş dolandırıcılar tarafından. Benim banka onun sorumluluğunu almamak için bütün hesapları yenileyip yeni kart gönderdi. Yani kendi müşterisini dolandırıcılara karşı korumak amacıyla. Burada bu tür dolandırıcılıklarda bankanın, ben hukukçu değilim ama gördüğüm, bankanın sorumluluğu var. Banka istese önlem alır. Buna karşılık bankanın bu tür dolandırıcılıklarda müşterisinin kaybettiği parayı ödemekle yükümlüdür. Kendi tedbirini alacak banka kendi içerisinde. Burada ben şunu görüyorum. Üst yönetimlerde benim anladığım, yani bu kadar basitse bu dolandırıcılık, bu bankanın üst kademelerinde, devlet yönetiminin, bürokrasinin üst kısımlarında hukuk üzerinden işbirliği var. Yoksa bu mümkün değil. Mümkün değil. Bu şekilde, bu kadar basit olamaz. Şimdi benim cep telefonuma mesaj geliyor. Paket gelmiştir diye. Halbuki ben bir
siparişte bulunmadım. Bazen de tam öksürük geliyor. Onu aşmak için bir yudum alıyorum. Pakette bazen de aynı zamanlamaya denk geliyor. Paket geldi diye. Ondan sonra yani yanlışlıkla bassam o düğmeye bir şeyler kaybedeceğim. Şundan dolayı 2008 yılında bir firmada çalışıyorum. Ofisteki çocuk, muhasebedeki çocuk cin gibi bu bilgisayarı yutmuş adam. Bana diyor, senin diyor evindeki bilgisayarını yakarım diyor. Buradan diyor bir şey gönderirim, yakarım diyor. O kadar yani. Zaten anlatırken de ne kadar zeki olduğunu bu bilgisayar konusunda, normal yaşam için söylemiyorum. Bu bilgisayarı konusunda epey geliştirmiş kendisini. O ofiste çalışıyor, ben alanda çalışıyorum. Gelir ara sıra benden sigara ister. Veririm. Abi sana ben paket alacağım der ikide bir de. Ya derim sen paketi kendi cebine al. Bana ne paketi alacağım? Ben alırım kendi paketimi. Halbuki sigara içmiyorum da gene bulunduruyorum orada dolabın içerisinde. Bir gün bir geldi, ofisten bir çıktı saat 11'e doğru. Sanki içeride kavga etmişler gibi. Yani kavga etmiş de ofisten geliyorlar dışarıya ara sıra bana. Ya evrak getiriyorlar, ben müdürlüğünü yapıyorum firmanın. Atölye kısmında. Bir geldi böyle saç baş dağılmış böyle. Yani üstü başı hırpalanmış vaziyette. Dedim kavga mı ettin? Yok abi ya dedi. Şimdi burada insanların kredilerinin rakamları var. Yani bir belirli bir krediye ulaştığın zaman alışveriş yaparken işin kolaylaşıyor. O rakama ulaşmadıysan işte 700 civarında daha işte sorun oluyor falan filan yani. Kredi önemli. Yani bankayla ilgili kredi. İnsanlar merak ediyor kredi notum kaç diye. Ben hiç ilgilenmiyorum yani. Araba alırken, ev alırken falan onlar dikkate alınıyor. Bu kredi skoruma bakayım diye bir yere tıklıyor. Tıkladığında o tıkladığı yer 7 yere açılıyor. 7 yerden valla 4 lira mı? Bir para çekiyorlar anında. Yani öyle bir alıştırmışlar ki A içinde A. Bu onu fark ediyor. Tıkladıktan sonra Allah diyor ne yaptın bir bakayım diyor. Bir bakıyor o giden paraları zaten çocuk öğrenci. Ucu ucuna yaşıyor zaten. Bu bilgisayarı yutmuş insan. Yani sıfırdan bilgisayar yapabilecek insan. Uğraşıyor uğraşıyor o paraları tek tek geriye alabilmek için her girdiği ondan para alan 4'er lira mı ne almış 4'er dolar ama sonra bir daha açılımı var. Yani öyle böyle yayılmış böyle etrafa öyle bir sistem kurmuşlar. İşte 11'e doğru sabah 8'de işe başlıyoruz. 3 saat boyunca mücadele etmiş. Yani o kaptırdığı parayı bilmiyorum ne kadar geriye almış. Ama ne savaş verdiyse kendi içeriye. Saç baş dağılmış kısaydı onun saçı. Böyle şeyler aynı kavga etmiş gibi. Ya dedi sabah ne oldu dedim ya. Sabahleyin dedi kredi skoruma bakayım. Önüme dedi şey düştü. Bir tıkladım dedi. Meğersem dedi dolandırıcıların kurduğu bir tezgahmış dedi. Oradan biliyorum. Yani insan yanlışlıkla gönderilen bir mesaja paket gelmiştir diye benim muhasebeci sürekli uyarır beni. Sakın bir yere dokanma. Sakın yani sana gelen mesajı dokanma diye. Hep aklımdadır. Sürekli gelir mesaj. Hiç şey yapmam bile. İlgilenmem. Bundan dolayı da burada
Bankanın sorumluluğu var. Müşterisini korumakla yükümlü. Bu kadar kolay kredi verilmez bir kere. Hiç kimseye verilmez. Yani keşke bu kadar kolay olsa. Herkes alır işini kurar. Buna bir değineyim dedim. Bu işte şeylerde, bankalarda kendileri önlemini alsınlar diye muhakkak da yargıya gitme durumunda. Zaten ileride bu konuların üstünü örtenler yarın düzgün bir ortam oluştuğunda muhakkak oluşacak ama 5 sene ama 10 sene sonra bunların hepsi yargılanır. Bunlar ortaya çıkar yani kimin ne olduğu. Bu dolandırıcılar Avrupa'da da var, burada da var. Burada daha kolay oluyor. İnsanların parası olmadığı için bankada, herkes günlük yaşadığı için ufak, daha ufak paralarla, işte mesajlarla oradan bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Yalnız bu dünyanın başının belası, buna muhakkak bir çözüm bulunması gerekiyor. Nasıl Interpol varsa suçluları bulan bir uluslararası bir örgüt var. Bunun içerisinde de bu dolandırıcılık içerisinde de Interpol daha önemli suçları araştırıyor. Bunlar da internet üzerinden sanki adi suçluymuş gibi ama milletin başına bela olan, insanın hayatını kaydıran, küçücük bir birikimi var, ömrü boyunca bir birikim yapmış. Onu elinden alıyor. İnsanın dengesini bozuyor. Yani uluslararası bir birim kurulması gerekiyor. Nasıl Interpol varsa bu da Interbank olur, Intermoney olur. İşte bir birim kurulup ülkeler kendi uzmanlarını verip bir kendi içerisinde bir internet ağı programı oluşturup bunları devre dışı ve bunlara ciddi bir ceza, bu insanları dolandıranlara, hem telefon dolandırıcılarına hem internet üzerinden dolandırıcılara ciddi bir ceza verilmesi gerekiyor ki devamı gelmesin. Mesela bir adada, hiç kullanılmayan bir adada, orada bir cezaevi yapılabilir. İnsanlarla ilişkisi kesilir ki bunlar da ileride oluşabilecek suçları önünü keser. İnsanlar suç işlemeye yeltenmezler. Bu benim nacizane fikrim. Bir de şunu söyleyeyim. Bu bir yasalar var. Yasalarda suç işlediğin zaman karşılığını biliyorsun. İspatladıkları delillerle ispatlandığı zaman o suçun işlendiği, gidiyorsun cezanı çekiyorsun. Bu suçlar, bu normal insanın, sıradan insanın işlediği suç. Eğer bu suç yardım örgütleri, insanlar inanıyor, mesela Kızılay'a yardım ediyorsun vicdani olarak, oradaki insan seni kullanmış oluyor, suç işliyor. Burada ceza artırımına gidilmesi gerekir. Yani insanın duygusunu sömürerekten burada, yani mesela %50 ceza artırımına gidilmesi gerekir. Politikacılar da insanları kandırıp yalan söylediği zaman, insanları zarara uğrattığı zaman söylenen yalanlarla %100 suçun artırılması gerekir. Bu kadar kolay olmamalı suç işlemek. Çünkü bulunduğu makamı kullanarak, devletin makamını kullanarak suç işliyorsa
bu kadar kolay suç işliyorsa onun bedelini de ödemeli. Bu da ileride insanları kandırıp devleti, milleti zarara sokacak insanların bir kere daha düşünmesine neden olur. Bunun için de bu şekilde yardım kuruluşu olsun, politikacı olsun, suç işlediğinde cezası artırılmalı diye düşünüyorum. Herhalde o zaman suç işlemeden, yalan söylemeden, halkı kandırmadan önce bir kere daha düşünürler diyorum.